Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından 52 sanığa ulaşan davanın ilk duruşması görüldü. Birleştirmeye itirazları reddedilen bazı sanıkların avukatı mahkeme heyetini protesto ederek salonu terk etti. Osman Kavala'nın da tutukluluk hali devam edecek. 35 sanıklı Çarşı davası ve 17 sanıklı Gezi Parkı davası birleşti. 52 sanıklı çatı dava haline geldi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada gerilim yüksekti. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden duruşma salonuna segbisle bağlandı. Ayşe Mücella yapıcıyla Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulundu. Öte yandan duruşmada CHP'li ve HDP'li milletvekilleriyle bazı konsolosluk yetkilileri, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü, Uluslararası Af Örgütü Türkiye kampanya sorumlusu izleyici olarak yer aldı. Sanık avukatları birleştirme kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava dosyalarının ayrılmasını istedi. Bunun üzerine görüşünü açıklayan savcı davaların ayrılması talebinin reddini istedi. Çarşı davası sanığı "Biz tribüncüyüz. Bizi kimseyle birleştirmeyin. Ayırın dosyamızı. Bu davadan dolayı işimiz, gücümüz kalıyor. Evde ailemiz bekliyor." dedi. Mahkeme heyeti de dava dosyalarının ayrılma talebinin reddine karar verdi. Heyetin kararına tepki gösteren çarşı davasının bazı sanık ve avukatları duruşma salonunu terk etti. Mahkeme Osman Kavala'nın savunmasını dinledi. Kavala, benimle ilgili suçlamaların çarpıcı yanı komplo teorileri ve fantastik iddialardır, dedi. Kimseye talimat vermediğini söyledi. Casusluk iddialarını reddetti. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir üye hakim bu karara muhalefet şerhi koydu. Duruşma 26 Kasım tarihine ertelendi.